Merhaba. Uzun süredir görüşmedik. Arkadaşlarını ziyarete geldin sanırım. Aa, anladım. Yeniden dünyayı ele geçirmek istiyorsun. Peki bunu nasıl başarmayı planlıyorsun? Ama hiç anlamıyorum. Aa, karmaşık bir alet kullanarak bir uzaktan kumandayla çalıştığında herkesin düşüncelerini birbiriyle değiştirecek, eğlenceleri mahvedecek ve böylelikle dünyaya hükmedeceksin. Bu pek de hoş bir şey değil. Merhaba. Ah, şuna bakın, işe yaradı. Sen şimdi kızgın uzaylı mı oldun? Oh, olana bak. Bu gerçekten çok güzel bir resim, Pato. Evet, teşekkürler. Pato'nun resmi artık 1000 kat daha güzel. Roberto, iyi misin? Şimdi de süpürge oldu. Oh, her yere bu ekmekler dağılmışken çok kullanışlı oldu. Tırtıl, yavru kuş, dikkatli olun. Pocoyo, ah, tırtıl ve yavru kuşu kurtardın. Çok güzel. Roberto, dikkat et! Oho, ne kadar güzel dans ediyorsun.
Aa, olamaz. Kontrolden çıktı. Onu durdurmanız gerek. Nina, çabuk. Kimse robotu durduramıyor. Sen bir yolunu biliyor olmalısın. Söylüyor. Sen de kendini tanıtsana Pocoyo. Pocoyo. Ve bu da Roberto. Merhaba Nina ve Roberto. Sanırım daha önce hiç el sıkışmamış. Şemsiye mi? Yağmur yağmıyor ki. Öyle mi? Pato'yu daha önce gördün yani. Arkadaşın Uğur Böceği ile oynuyordunuz. Sonra Pato geldi. Çiçekleri suladı. Siz de sırılsıklam mı oldunuz? Ah Nina, ama eminim ki Pato sizi ıslatmak istememiştir. Pato sadece büyümeleri için çiçeklerini suluyordu. İşte bu. Çünkü Pato bitkileri her şeyden çok sever. Bitkileri seven herkes sarılmayı hak eder diyor. Dikkat et Nina. Thank you.
yeşil yaratıkların kendi gezegenlerine dönme vakti. Her şey için teşekkür ederim diyor. Hepinizin çok iyi vakit geçirdiğini mi söylüyorsun? Çok güzel. Eli de her zaman bekleriz diyor. Ama aslında bir dahaki sefere hepiniz aynı anda gelmeseniz daha iyi olur. Parti yapıyor. Dans ettiklerinde de Lula kaşınıyor. Sonra da kendini kaşımak zorunda kalıyor. Roberto, pasa pasa, pasa diyor. İşte bu. Pirelerin Lula'yı kaşındıracağına, ona masaj yapmalarını sağladı. Tebrikler çocuklar. Herkese masaj yapılıyor. Artık pireler istedikleri kadar dans edebilirler.